Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba canlar. Hepinize hayırlı günler, bayramlar canlar. Rabbim tekrar neredesin şimdiden? Annem sabah kahvaltısını hazırladı. İkimizin tansiyonu da tavan yapmış. Şurada da bayram şekerimiz, tatlımız, fındığımız, fıstığımız. Şimdi babaannemi de getirdi babam. Fırındakileri de şerbetledi. Evet. Şey de çok güzel olmuş. Buyur. İyi. Ilık tuttu. Şimdi bize afiyet olsun canlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Babaannem de burada. Boya bunlar. Herkese hayırlı bayramlar arkadaşlar. Kurban Bayramı'nın birinci günü. Hayırlı annemin şöyle şu var arkadaşlar. Küçük şöyle büyük gözüklüğüne bakmayın aslında. Küçük boy. Yani şöyle Allah yapayım. Evet. Hayırımızı verdik. Bakın bu en küçük boyu. Şu bu tık büyüğü. Şu şöyle. Bu şey olarak. Şey, kalbi, ciğer. Şöyle yağsı. Hı-hı. Gelmiş şu herhalde da şey mi bilmiyorum. Aynen öyle. Burası yağ arkadaşlar. Alt poşet koydu. Paylarını da verdi. Şunlarda yağ. Şurada işte kıymalık olarak şey yapıyor. Bunlar ya. Yağlar ayrı mı kavuracaksın? Yok yok. Bunlar şey yapacağım, çektireceğim kızım. Ha, kıymanın içine. Kıymanın içine. Bunlar hep. Burası yağ. Yağ. Yağlı. Burası işte kıymalık arkadaşlar. Yani şu şöyle kamerada şey gelebilir ama şöyle göstereyim bakın küçük. Kamerada ebatı büyük gözüküyor. Yine Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Kemik de zaten poşetin içinde orada azmış. Ha, kemik de poşetlenecek. Şu atılacak arkadaşlar. Şu pay. Kemikler de burada. Allah kabul etsin. Anne. Annemin alerjisi kabarmıştı. Bugün ona falan götürdük. Acil şey yaptık diye baş ağrım vardı. Elif ablam da geri hastaneye gitti. Hastaneye yatıyor arkadaşlar. Bir o enfeksiyona çıkıp bir iyi hissetmeyince geri gidiyor. Kötü. Derleri falan çıkınca işte. Şimdi eşim, çocuklar falan biraz uyuduktan sonra biraz yattım uyudum da kaldırdılar beni. Babaannene gidiyorum. Geliyor musun? Geleyim. Şimdi babamın babasına gidiyoruz canlar. Bu tarafım çok kötü ağrıyor mikre. Uykudan kalkıp kalkmaz ölçünce tansiyonu kaç çıktı? 13'e 9 çıktı. Annem dedi yükselmiş dedi. Ben limonlu şey içecektim. Bir an ölçünce öyle oldu. Ne yedim? Yoğurt, bir tane de erik. Bu sefer de 9'a 8 diyor. Annem iyice düşmüş diyor. Şu an daha ayıkamadım. Gözlerim böyle uykulu uykulu, kusura bakmayın. Şu an gölge vurunca fark ettim. Dün bir de ablamla konuş et. Böyle sohbet falan edince fazla edemedik zaten de. Gece 2'de mi ne yaptık? Onun için kafam Allah bullah. Ve sabah erken kalkınca misafirler falan gelince işte günaydın şu bu. Yani öyle. Şimdi babaanneme gidelim. Babaanneme de çekelim sizlere. Babaannem pek kamera karşısına çıkmayı sevmiyor ama yine sorar çekelim sizlere. Öyle. Araba geliyor yavrum. Gel. Babaanneme geldik arkadaşlar. Şeker, leblebi, üzüm getirdi benimkilere. Bugün hastanedeydik işte babaanne. Geçer ya, onda bir şey yok. Aynen babaanne. Babaanne. Anneciğim dondurma verebilir. Ben de sana canımı verebilirim. Vereyim mi canımı da sana? Sana dondurma demez. Nazar yapıyor çocuğa. Etlenmiş diyor maşallah. Et de putlu geliyor. Bakın şapka. Evet arkadaşlar, babaannemden geldik. Soğukluk ayıklıyormuş. Nane kurutmuş, ev burcu burcu mis gibi kokuyor babaannemin. Ondan sonra şuraya eşim künefe almıştı. Künefe yap yap yap. Künefeyi koyduk. Anne dondurma bence şimdi verme. Dede yiyeceğim mi dondurma? Ha? Ana onlar mı almış bu sefer de? Ben aldırdım. Künefemiz olsun. Akşam sofrası yapacağız. Elif ablam hastanede.
Gülay Isparta'ya gitti. Ablamın değerleri yüksek çıkıyor yine. Bir burası bir orası koşturuyor arkadaşlar. Hastaneden çıkamıyor. Rabbim şifa versin tüm hastalara. Dondurma şapka oldu. Evet canlarım. Künefemizi yaptık hazır fırında. Annem de şurada şerbeti kaynatmış. Şurada da fasulye tavuğu yedi mi Toprak? İyi teyzesi ya. Şimdi şerbetini dökeceğim, bir güzel yiyeceğiz. Arkadaşlar şöyle kan verdim. Şimdi hastanedeyiz. Benim mide, böbrek falan bayağı bir ağrıyor. Toprak da yanımızda, Ali ile Kaan. Gülcan'la beraber. Bugün bayramın birinci günü. Dün mangal yakmaya gitmiştik. Daha sonrasında dün gece bayağı bir kötü oldum. Uyuyamadım. O zaman başladı. Tavuk falan almıştık da zehirlenmeyi mi bilmiyorum ama diğerleri şey bozuktu. Onları değiştirdik. Gülcan değiştirdi. Değiştirmedi de geri iade etti. Orada fark ettik. Şey falan da yoktu. Tarih falan hiçbir şey yoktu. Kağıda sarıp vermişler. Devamlı yapılan yer bu iki oldu dedi Gülcan. Babam diyor acaba tavuk falan mı dokundu bana da diyor. Acaba zehirlendi mi falan. Babam da bilmiyorum. Ya da midesi mi rahatsız onu. Belki midem de rahatsız olmuş olabilir. Toprak da parkta. Bura ne hastanesi? Polatlı Devlet Hastanesi'ndeyiz. Ali'yi getirdiğimiz yer arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Bir saat, bir buçuk saati çıkar dedi. Havada yağmur yağacak gibi vardı. Şöyle karanlık arkadaşlar. Şurada hastane yazıyor. Böyle aslında şimdi bugün şeye gidelim dedi. Çorum'a. Kayınpederimin yanına. Büyük ihtimal yarın Çorum'a gideceğiz arkadaşlar. Belki yağmur yağmazsa, servis varsa şimdi bugün de bineriz de benim mide rahatsız olduğu için büyük ihtimal yarın çıkarız. Bakalım doktor ne diyecek. Bir de kalp sıkışması falan vardı bende. Boğazımda yine atmaya başladı. Kan değerlerimi düştü iyice bilmiyorum. Hani böyle bayramın birinci günü ne yapacağız? Sağlık olsun. Artışım da orada. Kakadeçikli arkadaşlar. İyi mi kötü mü bilmiyorum da galiba normal, anormal EKG yazıyor da onaylanmış teşhis falan diyor. Güzel mi Toprak o? Bütün işler bitti. Videomu sonlandırmamışım. Hastaneye gelip gitmiştik. Bayağı kötüydüm. Şimdi beyazları makineye attım. Buraları böyle yaptık annemle. Şu kaldı. Ertesi günden çekiyorum. Bayramın birinci günü çekmişim. Bugün üçüncü günü. Baktım videonun sonu yok. Dedim sonlandırayım. O bizi yıkayacağım canlar. Makineye atacağım. Yani böyle. Büyük ihtimal arkadaşlar ya yediklerimizden mideyi bozduk ama mangal yakmıştık. Tavuk bozuk çıkmıştı diğeri. Diğeri de farklıydı. Eşimin aldığında bir şey yoktu. O başka yerden almıştık. Yemiştik zaten evde. Tavada annem yapmıştı. Büyük ihtimal tavuk zehirledi. Çünkü dün Gülcan da midesini falan yıkatmış etmiş. Ben tavuk yedim ondan ağrıyor falan demedim. Bana işte mide koruyucu falan yazdı. Babam diyor benim de kötü diyor babam. Yani büyük ihtimal zehirlendik yani tavuktan. Zaten Gülcan tekrar gidip şey yapacağım diyordu. Gitti işte böyle böyle hani insan sağlığına dikkat edin falan vesaire. Abla da daha önce aldığımda da böyle çıktı diyor. Bu arada kurbanımızı da Allah kabul etsin bütün kesenlerin. Böyle sonlandırıyorum kusura bakmayın. Çünkü şu an arka planda başım açık arkadaşlar. Biraz rahatsızım. Midem yine ağrıyor. Biraz yediklerime dikkat ediyorum. Daha demin biraz fazla kaçırdım. Turşuydu, şuydu, buydu dokunuyor aslında. En güzeli diyet, vallahi diyet. Böyle sağlıklı beslenmek. Kalp sıkışmam falan vardı. Kalbim boğazım da atıyordu. Büyük ihtimal kan değerlerim düştü yine. Ondan diyorum ben. Bayramın 3. günündeyiz. Büyük ihtimal diğer bir videomda arkadaşlar
Şu mutfak dolabının içine şöyle bir gireceğim. Üstünden alacağım. Yine anneme hani şey olmasın. Şu fayansları şey yaparım. Bir fayansların üstünden geçeriz. Biraz şu an dinleneceğim. Sonra tuvalet banyo fayansını yaparım. Annemin dolabının yarısına girdim babamın. Diğer yarısına girmedim arkadaşlar. Özel eşyası oluyor. Takısıydı, şuydu, buydu. Onun için fazla girmek istemedim. Annemle beraber girerim dedim. Evet, evraklar falan oluyor. Bazen tutuyorum ben, başka yere koyuyorum. Bulamıyor. Onun için de girmedim. Dedim anne senle gireriz dedim. Yarın yolcuyuz arkadaşlar. Şimdi başka videolarım da var. Biraz şu an karıştı videom. Kusura bakmayın. Neyse, hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.